Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir TYT bir AYT sorularına güzel bir TYT sorusuyla devam ediyoruz. Yaşam alanları tasarlanırken bütün elektrik sistemi birbirine paralel olacak şekilde planlanır. Arkadaşlar tüm elektrik devreleri birbirine paralelmiş. Bu yöntemle prizlerin ya da lambaların birinde oluşabilecek bir hasarın bütün elektrik sistemini etkilemesi engellenir. Buna göre kesit şekildeki gibi verilen bütün lambalara açık ve ışık veren bir ev için 1-2-3 ifadeleri verilmiş. Verilenlerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar buradaki bütün ev aletleri ya da bütün odalar birbirine paralelmiş. Olay arkadaşlar şöyle çizelim. Tabii ki arkadaşlar evlerimize alternatif akım gerilir. Alternatif akım zamana göre yeni ve şiddeti değişen Türkiye'mizde arkadaşlar 220 voltluk bir gerilim var. Şu an 4 tane oda var arkadaşlar. Bir tanesi banyoyu B ile çizelim. Arkadaşlar tabii ki hepsi birbirine paralel. Banyomuz var. Burada arkadaşlar mutfağımız var. Daha sonra arkadaşlar burada çalışma odası var. Odası burada yazalım. Bir de arkadaşlar burada salonumuz var. Salonumuzu böyle yazalım. Arkadaşlar bunlar birbirine paralel. Yani biri eğer bozulursa diğerleri halen çalışır. Paralellerde sadece kendi üzerindeki devre dikkate alın. Arkadaşlar paralellerde potansiyel farklar birbirine eşit. Yani burası volt kadarsa burası volt kadar. Burası aynı volt, aynı volt, aynı volt. Paralellerde potansiyel farklar ya da voltajlar birbirine eşittir. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Banyo lambası patlarsa salondaki lamba ışık vermez. Arkadaşlar banyomuzu bulalım. Banyo lambası patlarsa sadece onun üzerindeki devrede herhangi bir şey çalışmaz. Diğerleri aynı şekilde devam eder. Banyo lambası patlarsa salondaki lamba ışık vermez. Bu ifade yanlış. Unutmayın arkadaşlar. Paralel bağlamasının gayesi bir tanesi çalışmıyorsa diğer sistemler aynı şekilde çalışsın diye bütün devre elemanları birbirine paralel bağlamış. Banyo lambası patlarsa salondaki lamba ışık verir olmalıydı. Birinci ifademiz yanlış. 2. Mutfaktaki lamba patlarsa diğer odalardaki lambaların parlaklığı değişmez. Arkadaşlar mutfaktaki lamba patlarsa diğer lambalar ona paralel bağlı olduğu için sadece kendisini etkilediği için diğer lambalar aynı parlaklığı ışık vermeye devam eder. Değişmez diyor. İkinci ifademiz doğru. Ve 3. Evde yanan lamba sayısı arttıkça binaya giren elektrik akım şiddeti de artar. Arkadaşlar evde yanan lamba sayısı arttıkça tabii bunun üzerinden elektrik akımı geçer. Elektrik akım miktarı arttıkça ve binadan çıkan veya şartelden gelen elektrik akım şiddeti artar. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 2 ve 3 B'dir. Unutmayın arkadaşlar. Bütün evlerde kullanılan devre elemanları birbirine paraleldir. Sadece o lamba ışık vermez patlarsa diğer lambalar aynı şekilde ışık vermeye devam eder. Evet arkadaşlar AYT sorumuz. Dünyanın kutuplarından kopan bir buz kütlesi zamanla ekvatora doğru hareket ediyor ve ekvatora ulaşamadan eriyor. Buna göre bu buz kütlesinin yolculuğu sırasında dünyanın kendi dönme eksenine göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar buradaki buz da bir süre sonra arkadaşlar kutuplardan ekvatora doğru hareket ediyor. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Eğilimsizlik momenti artar. Arkadaşlar dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdiği dirence eylemsizlik momenti ya da eylemsizlik torku diyoruz. Eylemsizlik torku arkadaşlar I eşittir M çarpı R kare bağıntısından bulunur. Arkadaşlar M arkadaşlar kütle R'de dönme merkezine olan uzaklıktır. Peki arkadaşlar şu an buzdağındaki kütle arkadaşlar burada dönme ekseninde ama gittikçe eriyince dönme ekseninden uzaklaşıyor. Peki dünyanın kütlesi sabit ama toplam kütle dönme ekseninden uzaklaştığı için I eylemsizlik momenti ya da eylemsizlik tork değeri artar. Birinci ifademiz doğru. Açısal momentum artar. Arkadaşlar dönen cisimlerin bir açısal momentum vardır. Dış tork olmadığı sürece ya da dışarıdan kuvvetin döndürüz yetkisi olmadığı sürece L olan açısal momentum değeri daima sabittir. Açısal momentum artar. Hayır arkadaşlar açısal momentum değişmeyecek. İkinci ifademiz yanlış. 3. Açısal hız azalır. Arkadaşlar açısal momentum formüllerinden bir tanesi L eşittir I çarpı eylemsizlik momenti çarpı açısal hızdır. Peki dış tork olmadığı için açısal momentum değeri sabittir. Peki arkadaşlar buradaki buzdağı kutuplardan ekvatora girildikçe I eylemsizlik momenti artıyor. I eylemsizlik momenti artıyorsa tabii ki açısal hız değeri de azalır. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 1 ve 3 değeridir.